Şimdi bütün bunlara karşı bir de değişim tartışması var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan rahat. Karşısında seçimden sonra gerçekten bir yol bulmaya çalışan, o yolun işte aktörleri var. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu var, öbür tarafta Ekrem İmamoğlu var. O ittifak bloğunun diğer liderleri tartışıyorlar, konuşuyorlar. Hafta içerisinde yine birçok açıklama geldi. Ama gözler ana muhalefet partisinde. Ve ana muhalefet partisinde de Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir değişim söylemi var. Bu sefer bir gazetede yazdı, yazılı olarak bir mesaj vermeye çalıştı. Dedi ki iktidar için değişim, bu slogan yol haritam, her şey çok güzel olacak demeye devam etti. Öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Aynı gün içerisinde iki farklı yöntemle aynı mesajı verdi. Yazılı mesajıyla isim vermeden Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısı yaptı. Sözlü olarak ben buradayım dedi. Ama ikisinin de tonunu yine yükseltmedi. CHP'de değişim seslerinin en güçlü ismi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar için değişim ismiyle site açtı. Geçen sürede gelen yorumları önce sosyal medya üzerinden paylaştı. Lider ve yönetici düzeyinde değişim vurgusu yaptı. Bir gün sonra kamera karşısına geçti. Bu kez Kurban Bağışı dağıtım etkinliğinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplum CHP'de lider ve yönetim değişimi bekliyor mesajını açtı. Titizlikle takip edeceğim dedi. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam. İmamoğlu bir diğer değişim mesajını da gazete Oksijen için yazdığı makalede verdi. Yazılı mesaj daha netti. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na görevi bırakma çağrısı yaptı. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır. Ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir. 2019'daki değişim mesajını aldık dedi. Yerel seçimleri işaret etti. Bunu da yeni bir yol vurgusuyla yaptı. Önümüzdeki mahalli seçimleri tekrar kazanabiliriz. Kazanmalıyız, kazanacağız. Tüm vatandaşlarımızı yaşadıkları bıkkınlık ve hayal kırıklığını bir kenara bırakıp geleceği beraberce kurmak için yeni bir yola çıkmaya davet ediyorum. İkinci yüzyılda yeni yolculuk için sabırsızlandığını ifade eden İmamoğlu, önümüzdeki günlerde ilkelerini ortaya koyacak bir paylaşım yapacağını da belirtti. İmamoğlu çalışıyor ama sonuçta ne çıkacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes ona bakıyor. Yerel seçim geliyor öte taraftan. Yani hani söylüyor, anlatıyorlar, konuşuyorlar aralarında, tartışıyorlar. Dikkatli bir süreç var, bekliyor. Ama hani seçime de burada her geçen gün biraz daha yanaşıyoruz ve insanların yaşadığı sıkıntılar ortada. Hem ekonomik, hem sosyal, hem çevre. İşte konuştuk neredeyse yarım saatten uzun süredir Akbelen'i anlatıyoruz. Şimdi bu mesajlarla ilgili Sayın İmamoğlu'nun gazetede verdiği başka mesajlar da var. Yani ve şu tartışılıyor. Acaba Ekrem İmamoğlu hani bu değişim gerçekleşmezse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacak mı? Olur mu? Olmaz mı? Bir araştırma şirketi de İmamoğlu aday olmazsa kim aday olsun diye sormuş. Yani Mustafa Sarıgül çıkmış, Canan Kaftancıoğlu, Özgür Demirtaş, Özgür Özel, Gürsel Tekin, Buğra Kavuncu, Tanju Özcan ve Murat Çalık isimleri böyle sıralanmış. En üstte Mustafa Sarıgül gözüküyor. Mustafa Sarıgül yanılmıyorsam 2014 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama işte 36 civarı bir oy almıştı yine yanılmıyorsam. Böyle bir şey var, tartışmada var bir taraftan. Bu da ısıtılıyor sanki bir yandan. İmamoğlu'nun adaylığının önünün kesilmesi gibi, eğer işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre, kurultay süreci İmamoğlu'nun istediği gibi gitmezse sanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da adaylığı da böyle bir ısıtılıyor. Gündemde böyle bir hikaye var gibi görünüyor. Bu da benim gözlemim. Sizlerle paylaşayım dedim.